Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait TYT Kimya denemelerinin 27. denemesini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda 1911 yılında Rutherford Thomson atom modelini açıklayamadığı çekirdek kavramını bahsederek atom modeline yeni bir boyut getirmiştir. Buna rağmen Rutherford'un atom modelinde bazı eksiklikler bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu eksikliklerden birisi değildir diye sorulmuş. Rutherford biliyorsunuz arkadaşlar ilk defa çekirdek kavramından bahseden bir bilim insanıdır. Ne demiştir? Çekirdekte artı yükler, etrafında da eksi yüklerin bulunduğunu söylemiştir. Bundan dolayı elektronların hareketini tam olarak açıklayamamıştır. Bu bir eksikliğidir. Atom çekirdeğinde nötronların en yüksek tanecinin varlığını saptayamaması, yine nötron kavramından bahsetmemesi eksikliklerinden birisidir. Yani yüksüz bir taneciğin olduğunu söylemiş ancak nötron tanımını yapamamıştı. Daha sonraki yıllarda James Chadwick nötronu keşfetmişti. Yani bu da bir eksikliktir. C şıkkına baktığımızda atom davranışlarını proton, nötron ve elektron sayılarıyla belirleyememesi. Evet, zaten nötronu bulmadığını söylemiştik. Yine proton ve elektron da atom davranışlarını açıklamada belirleyememişti. Bu da doğrudur. Elektronların çekirdek üzerine neden düşmediği sorusunu yanıtlayamaması. Evet, elektronların neden çekirdeğin üzerine düşmediğini yine açıklayamamıştı. Doğrudur. Atomun büyük bir kısmının boşluktan oluştuğunu açıklayamaması. Bakın bunu zaten kendisi çekirdek kavramından bahsetmiş ve çekirdekte protonun etrafında da eksi yüklerin olduğunu ve atomun büyük bir kısmında boşluktan oluştuğunu söylemişti. Bu bir eksiklik değildir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda periyodik cetvelin aynı yatay sırasında bulunan X, Y ve Z baş grup elementlerin atomdan del ki elektron sayıları ilişkisi X büyük Y, o da büyük Z şeklindedir. Buna göre yargılanan hangileri kesin doğru olur diye sormuş. Bakın bunlar aynı periyottalar. Atom çapı en büyük olan biliyorsunuz aynı periyotta sola doğru gidildikçe atom çapı artar diyoruz. O zaman atom çapı en büyük nerede olacaktır? X olacaktır. Pardon, Z'de olacaktır. Çünkü atom değerli elektron sayısı sağa doğru artar. O zaman Z en sağda, Y ortada, X de en soldadır. X en solda olduğu için çapı en fazla olur. Doğrudur. 2'ye baktığımızda elektronun ilgisi en büyük olan X'dir. Şöyle söyleyelim. X en soldadır ama elektronun ilgisi daha çok şöyle söyleyelim. Değerli elektron sayısı olarak konuştuğunuzda X'in değerli elektron sayısı en fazlası X en sağda. İşte Y ortada, Z'de en solda demiştik. Bu arada buraya yanlış söyledik arkadaşlar. Değerli elektron sayısı sağa doğru artar, çap sola doğru artar. X'in değerli elektron sayısı en fazla olduğu için en sağda yer alır. Z'de en solda yer aldığından çapı en fazladır. Elektron ilgisi için şunu söyleyebiliriz. 8A'da elektron ilgisinden bahsedemiyoruz. X'in 8A'da da olabilme şansı olduğundan bu kesin değildir. 3'e baktığımızda X'in birinci yönleşme enerjisi Y'den büyüktür. Şöyle söyleyeyim. Y X'e göre daha solda ama yönleşme enerjisi biz ne diyoruz? Genelde sağa doğru artar diyoruz. Ancak bazı istisnalarımız var. Mesela bu 2A, bu 3A ya da bu 5A, bu 6A olma durumunda yönleşme enerjisi Y'nin de fazla olabilir. O yüzden bu da kesin değildir. Cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda X 12, Y 16 ve Z 9 atomdan oluşturduğu taneciklerin kimyasal bağ türleri için hangisi doğru olur diye sorulmuş. Bakın X'in atom numarası 12 ise 2, 8, 2 diye yazdığımızda 2A grubunda bulunan bir toprak alkali metaldir ve bileşiklerinde artı 2 yüklenir. Y 16 olduğuna göre 2, 8, 6 diye yazdığımızda son katmanda 6 elektronu vardır ve 2 elektron alabilir. Dolayısıyla Y için de şunu söyleyebiliriz. Yanına A metal gelirse artı 2 alabilir. Özel bir durumdur. Z 9 olduğunda 2, 7 diye yazarız. 7A grubunda bulunan bir A metaldir ve tüm bileşiklerinde eksi 1 alır. Bundan dolayı Z için bileşiklerinde eksi 1 aldığını söyledik. Evet, XZ2 iyoniktir demiş. Evet, Z tüm bileşiklerinde eksi 1 alır. Nedir? Ametaldir. X de metaldir. O zaman metal ile ametal iyonik bağlı bileşik oluştururlar. YZ2 için şunu söyleyelim. Z'nin zaten ametal, Y'nin de ametal olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bunlar polar kovalent bağ oluştururlar. Çünkü Y son katmanda 6 elektron bulunan 6A grubunda bulunan ametaldir.
Devam ettiğimizde Z2 için şunu söyleyebiliriz. İki tane aynı ametal yan yana gelip elektronlarını ortak kullandığında buna ne deriz? Apolar, kovalent bağ deriz. Cevabımız A şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda Ayşe'nin kartlarından hangisinde verilen bilgi hatalıdır diye sorulmuş. Birinci yargıya baktığımızda SO3, SO2 ve NO2 gibi gazlar asit yağmurlarına neden olurlar demiş. Şöyle söyleyeyim, ametallerin oksijence zengin bileşikleri asidik karakterlidir ve bunlar suyla tepmiye girdiğinde asit yağmurlarına neden olurlar. Doğrudur. NH3 canlılar için zehirli bir maddedir. Evet, NH3 zararlı bir maddedir, zehirli bir maddedir. Yine doğrudur. Temizlikte iyi sonuç almak için tuz ruhu ve çamaşır suyu birlikte kullanılmalıdır. Bakın bu tehlikeli bir durumdur. Hidrojen klorür tuz ruhudur. Çamaşır suyu da sodyum hipoklorittir. Bu ikisi tepkimeye girdiğinde klor gazı oluşur. Klor gazı da biliyorsunuz zehirli bir gazdır. O yüzden birlikte kullanılmamalıdır. Cevabımız C şıkkı olur. Dörde baktığımızda bazik bir çözelti olan tükürük ve asidik olan mide öz suyu sindirime yardımcı maddelerdir. Evet, tükürük ve biliyorsunuz mide öz suyu ne yapar? Sindirime yardımcı olurlar. Doğrudur. Asit dişlere zarar verdiğinden diş macunları bazik maddelerden yapılır. Evet, asitler biliyorsunuz dişlerimizi çürütürler. Bundan dolayı biz ne yaparız? Diş macunu kullanırız. Diş macunları da zaten bazik maddelerdir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda saf X, Y, Z ve T maddeleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X ve T karışımı her yerinde aynı özelliği gösteren karışımdır. Kimler her yerinde aynı özelliğini gösterir? Homojen maddeler. O zaman X ve T birbiri içerisinde çözünen homojen bir karışımdır. Yani çözeltidir. Doğrudur. Y ve Z katı sıvı heterojen karışımdır. Şöyle söyleyeyim, heterojen nedir? Birbiri içerisinde çözünmeyen karışım demektir. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi gerekir. Biz buna süspansiyon diyorduk. Doğrudur. ZX karışımı ayırma unisi ile bileşenlerine ayrılır. Ayırma unisi ile ayırabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Heterojen karışım olması gerekiyor. Bir defa Z ve X heterojen karışım oluştururlar. ZX karışımı emisyondur. Evet, ayırma unisi yoğunlukları birbirinden farklı olan iki sıvı karışımı birbiri içerisinde çözünmeyen karışımları ayırmak için kullandığımız bir yöntemdir ve emisyon deriz. Doğrudur. Y ve Z ayrımsal kristallendirme ile bileşenlerine ayrılır. Y ve Z birbiri içerisinde çözünmeyen katı sıvı karışımdır. Ayrımsal kristallendirmenin mantığı şudur. Birbiri içerisinde çözünen tuz ve şeker gibi katı katı karışımları birbirinden ayırmak için kullandığımız bir yöntemdir. Çözünürlük farkına dayanır. O yüzden bu yargı yanlış olmuş. Cevabımız D şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda X, Y ve Z katı madde için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur diye sorulmuş. X'in normal erime sıcaklığı 80 santigrat derece ve 3 farklı elementin birleşmesinden oluşur. Şöyle söyleyelim, X'in normal erime sıcaklığı 80 derece ise belirli bir sıcaklıkta erimiş. Buradan saf bir madde olduğunu çıkarabiliriz. Bakın 3 farklı elementin birleşmesinden oluştuğuna göre bileşik olduğunu söyleyebiliriz. O zaman X1 bileşiktir. Doğrudur. X1 kimyasal yöntemlerle kendisine oluşan elementlere ayrılabilir. Evet, bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılır diyoruz. Doğrudur. Y yeterince suyla karıştırıldığında bir kısmı çözünmemektedir. Şimdi Y suyla karıştığında çözünmüyorsa demek ki nedir bu? Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılan bir karışım olabilir. O zaman Y fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilir. Doğrudur. Z ısıtıldığında kütlesi azalıyorsa demek ki gaz açığa çıkarıyormuş. Z ısıtıldığında bozularak yeni bir katı oluşurken gaz açığa çıkarmaktadır. Bu da doğrudur. C şıkkına baktığımızda Y'nin kütlece yüzde bileşimi her zaman sabittir. Şimdi Y suyla karıştığında bir kısmı çözünmüyorsa karışım demiştik. Kütlece yüzde bileşimi her zaman sabit olanlar kimlerdir? Bileşiklerdir. O yüzden bu yargı yanlış olmuş. Cevabımız C şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün önemiyle ilgili olur demiş. Birinci yargıya baktığımızda ham madde ihtiyacının azalması. Evet, geri dönüşüme kazandırdığımızda ne yaparız? Ham madde ihtiyacımız azalmış olur. Doğrudur. Yine doğal dengeyi korumuş oluruz. Doğrudur. Çevremiz daha az kirlenmiş olur. Ormanların korumasına katkı sağlamak. Evet, yeşil alanlarımız artar. Ormanlar
korunur. Doğrudur. Çevre kirliliğinin önlenmesi zaten geri dönüşümün en büyük katkılarından birisi de çevre kirliliğini önlemektir. Yine doğrudur. Atık kullanımıyla enerji tasarrufu sağlanması. Evet, biz birçok malzemeleri geri dönüşüme kazandırdığımızda bu ülke ekonomisine büyük bir fayda sağlar ve biz atık kullanımıyla ne yaparız? Enerji tasarrufunu sağlamış oluruz. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.